Bu mesleki eğitime verdiğimiz önemin, sanayicilerimizin oraya verdiği desteğin her geçen gün sonucunu gördükçe bizim bu organize sanayi bölgemizin sanayicilerinin, iş adamlarının desteğiyle bir hayalimiz vardı. Bu da neydi? Denizli'de ikinci bir üniversite, teknik üniversite. Bununla ilgili biliyorsunuz çalışmalarımıza çok önce başladık. Saha çalışmaları devam ediyor. Ama bu arada 73 dönümlük kum kısıkta bir üniversite, sadece üniversite bulabilecek bir arazinin temini yapıldı. Oradaki üst yapılarla ilgili bir takım park bahçe çalışmaları başladı. Daha önceden iletişim kurduğumuz Berlin Teknik Üniversitesi ile Berlin Büyükelçiliğimiz üzerinden onlarla bir randevumuz vardı. Ama biliyorsunuz pandeminin son döneminde o Almanya'daki vaka sayılarının artmasıyla birlikte hem tekstilin de iptal edilmesiyle onu ötelemiştik. İnşallah bu ziyaretimizi çarşamba günü yani yarından sonra Frankfurt'tan Berlin'e birlikte sizlerle birlikte giderek orada Berlin Teknik Üniversitesi yetkilileriyle görüşeceğiz. Biz bir defa mesleki eğitimde edindiğimiz başarıyı Denizli'de bir teknik üniversitede de farklı bir hikayeyle başlamak istiyoruz ama istiyoruz ki bu hikayenin içinde en son güncel endüstri 4.0, 5.0 dediğimiz bugün artık sürdürülebilir çevreci teknolojilerin konuşulduğu tamamen büyük data, big data dediğimiz karbon ayak izlerinin artık çok önemsendiği bir dünyada burada yapacağımız teknik üniversitesinin binası önemli değil. Ama içerisinde o eğitim veren akademisyenler ve o akademisyenlerin, öğretmenlerin vereceği müfredat çok önemli. Bizim temel gayelerimizden bir tanesi esasında gelişmiş bir ülke olan Almanya'nın bilhassa mühendislikteki, mühendislik ve teknik bilimlerdeki üniversite müfredatlarını transfer etmek istiyoruz. Yani bu ülkemizde yeterli olmadığı için değil ama güncel mi değil mi bunun kıyaslamasını yapmak istiyoruz.